Birinci bölümün özeti. Sarı Hoca, çocuk Alparslan'a çadırında ders vermektedir. Bu esnada Alparslan'ın arkadaşları olan çocuklar çadırın önünde onu beklemektedirler. Alparslan da arkadaşlarına katılmak için sabırsızlıkla Sarı Hoca'yı dinlemektedir. Bu esnada Savtekin gelir. Sarı Hoca Savtekin'le laf talaşına girmişken oba baskına uğrar. Baskını yapan Selçuklarla Yıldız'ı bir türlü barışmayan ve sürekli zarar veren Şah Melik'tir. Kış başlangıcında beklenmedik bir anda baskına uğrayan Selçuklar büyük kayıplar vererek doğuya doğru kaçmaya çalışırlar. Onları üzeri buzlarla kaplı Ceyhun Nehri beklemektedir. Sarı Hoca ne olduğuna bakmadan Alparslan'ı atına aldığı gibi kaçanların arasına katılır. Ceyhun Nehri kıyılarında perişan halde bekleyenlerle beraberdir. Oradakilerin ise gözleri geride bıraktıklarını görmek umuduyla geldikleri yöne bakmaktadır. Alparslan kımıldandı. Sarı Hoca'nın hırkasının içinden döndü. Başını sarkıtıp geriye gelen atlılara bakmak istedi. Sarı Hoca da bunu istiyordu ama dönüp bakamıyordu. Selçukluların sonunu Şah Melik'in azgın atlılarını görmekten korkuyordu. Alparslan'ın kımıldamasından cesaretlendi. "Bakalım Çağrı Bey'in oğlu," diye mırıldandı. "Belki sonumuz değil, başlangıcımızdır." Döner dönmez de artık iyice yaklaşmış olan atlıların önünde Tuğrul Bey ile Çağrı Bey'i seçti. Alparslan'a belli etmek istemediği halde derin bir oh çekti. "Çok şükür, İkisi de sağ." Sanki az önceki baskın olmamıştı, sanki yersiz yurtsuz kalmamışlardı, çadırsız, otsuz ocaksız kalmamışlardı. Sanki uğursuz baskında kimse ölmemişti. Tuğrul Bey ile Çağrı Bey hayattaydı, sağdı, yaşıyorlardı. Sarı Hoca bunca yıllık ömründe ilk defa çocuklaştı. Alparslan'a sarıldı, sımsıkı kucakladı, öptü, öptü, bir daha öptü. "Baban sağ ya," dedi. "Amcan da yeter." Yumuşamış bir külçe altına benzemişti. Gözlerinden yanaklarına doğru inen Sarı Hoca'nın farkında bile olmadığı yaşlar muhakkak ki erimiş altın sıcaklığındaydı. Alparslan çocukça elini uzattı, üşümüş parmaklarını gerçekten sıcak sandığı yaşlara sürdü. Sarı Hoca başını geri çekmedi. "Ağlıyorum, ağlıyorum," dedi. "Yarın çoluğa çocuğa Sarı Hoca ağladı diye anlat emi. Anlat da Sarı Hoca'ya iki paralık et." Alparslan elini indirdi. "Babamla amcamın sağ olmalarına ben de sevindim," dedi. "Ama ben ağlamam. Ağlarsam döversin." Sarı Hoca Alparslan'ı bunun için seviyordu. Öteki çocuklara hiç benzemiyordu. Kardeşlerine de benzemiyordu. Neyi niçin söylediğini biliyordu. Neye niçin baktığını da biliyordu. "Doğru," deden Alparslan. "Ağlarsan döverim seni. Sen hiç ağlamamalısın." "Sen niye ağladın öyleyse?" "Benim bildiğim Sarı Hoca ağlamamalı." "Sarı Hoca insan, hay oğlum, insan dediğin ağlar da güler de." "Ben neyim hay Sarı Hoca?" "Sen..." Sarı Hoca ne demeliydi şimdi? "İnsan değilsin mi?" demeliydi. "Ya çocuk tutar da hayvan mıyım?" derse. "Sen üstünsün de," diyemezdi. Sarı Hoca üstünlüğü ancak akıl ve bilgide varsayardı. "Sen," diye tekrarladı sonra. "Bana bakma sen. Ben Karabudun'dan gelmeyim. Sen Bilge Kağan gibisin. Çağrı Bey'in oğlusun. Çağrı Bey Selçuklu'nun göz bebeğidir. Sen göz bebeğinden yaş çıktığını gördün mü hiç?" "Benim gözümün yaşı şuralardan çıktı. Oralara göz pınarı derler." "E niye derler de bakayım?" "Pınarlardan su çıkar da ondan." "Demek ki Karabudun'un göz pınarlarından yaş çıkar, göz bebeğinden değil." "Ama..." Sarı Hoca her şeyi unutmuştu. Hocalık damarı tutmuştu. Çok defa yaptığı gibi yine ata binip Alparslan'ı kucağına almış kırda ders anlatıyordu. "De bakayım Sarı Hoca neden amma deyip sustu?" "Bir şeyi iyi bellemeni istiyor da onun için." "E neyi iyi bellemeni istiyordu?" "Karabudun'la senin arandaki ilginin derecesini." "Sen Karabudun'un göz bebeğisin dedim mi?" "Dedim." "Öyleyse sen Karabudun'un gören gözüsün. İyiyi göreceksin. İyiye bakacaksın. İyi neredeyse sen orada olacaksın. Ne demiş bizim akıl hocamız ulu Türk demelerinde? Anlayışlı olan anlar, bilgili olan bilir. Bilenle anlayan ise her vakit dileğine erişir." "Dememiş mi?" "Demiş." "Yine de demiş. Kötü mü senin için daha iyi, yoksa iyi mi? Söğülmek mi istersin, yoksa öğülmek mi?" "Demiş mi?" "Onu da demiş."
Öyleyse akıl hocamız ulu türüp doğru söylemiş. Gel gelelim, sen de tutar karabudunu hor görmeye kalkarsan, ben göz bebeğim diye kurum kurum kurulursan, ne yapmış olursun? İki ayağını birden kesmiş olursun. Karabudun çadırın orta direğidir. Çadırın orta direğini yıktın mı çadır başına uçar da altta kalırsın. Bunu böyle bilesin. Babamla amcam karabudunu düşünmediler öyleyse. Nedenmiş o? De bakayım hele. Bir baskınla çadırları başlarına yıkıldı. Özcü kaysalardı ya. O meseleye gelince, bakalım Bilge Kağan ne demiş, önce onu dinleyelim. Demiş ki, Türk milleti sen açken tokluk nedir bilmezsin ama bir kere doydun mu da açlığı hiç düşünmezsin. İşte hesap bu hesap. Çağrı Bey ile Tuğrul Bey buraya gelip yerleşince Karabud'un sandı ki her şey olup bitti. Daha öteye gitmek yok. Halbuki bizim yurt buralar değil. Ceyhun'un öte yakasında toplananlar, gelenleri tanıyıp ansızın bağırmasaydı Sarı Hoca daha da uzatacaktı konuşmasını. Gelenleri de buz tutan Ceyhun'u da buz tutan Ceyhun'un öte yakasında soğuktan titreyenleri de hatta sabahki her şeyi yakıp yıkan baskını da unutmuştu. Bağırışmalar ve gelen atlıların gürültüsü soğuk bir uykudan uyandırıcasına Sarı Hoca'nın gerçeğe dönmesine sebep oldu. Uykudan yeni uyanmış gibi dağınık ve buğulu bir sesle ''Şimdi gidelim yeğenim'' dedi. ''Hele lafımız burada kalsın. Unutma, babana geçmiş olsun diyelim.'' Çağrı Bey de Tuğrul Bey de Sarı Hoca'yı görür görmez irkilmişlerdi. Atlarının gemlerini kastılar. Aynı anda atlar da durdu. Atlardan ve insanlardan sıcak ama yorgun buğalar çıkmaya başladı. Atlılar ancak o zaman başlarını geriye dönüp baktılar. At toynaklarından yoğrulmuş düzlükten bu yana doğru at koşturan son birkaç kişiden başka kimse yoktu. Ve ta uzakta baskın yerinde Selçukluların bir umudu daha duman olmuş tutuyordu. Atlılar başlarını bir müddet o dumandan çeviremediler. At tıksırıklarından başka bir şey duyulmuyordu. Çağrı Bey ile Tuğrul Bey ise aynı anda ve aynı irkilişte Sarı Hoca'nın önce yüzüne bakmışlar, sonra Sarı Hoca'nın hırkasıyla sımsıkı sardığı alparslanı bir iç ürpertisi içinde görmüşlerdi. Tuğrul Bey'in kederli, üzgün gözleri belli belirsiz gülümsemiş, Çağrı Bey'in kas katı yüzünde yumuşak bir çizgi belirip kaybolmuştu. Fakat Sarı Hoca, ne bu belli belirsiz gülümsemeyi ne de belirip kaybolan yumuşak çizgiyi görecek durumda değildi. Görse bile anlayacak durumda değildi. Çağrı Bey ile Tuğrul Bey'in her zaman yanlarında görmeye alıştığı sav tekeni göremeyince bir tuhaf olmuştu. O kadar içten ve o kadar babacan söylemek için hazırladığı geçmiş olsun cümlesini bile söyleyememişti. Dudakları belli belirsiz titriyor. Sakalı hakim olamadığı çenesinin kıpırdanışını büsbütün belli ediyordu. Gözleri bir anda atlılarda dolaştı. Birden 500 yıl ihtiyarlamış, birden 500 yıl yorulmuş atlılar bu sabahki hayat dolu insanlardan hiçbirine benzemiyordu. Ve Savtiken bu atların içinde de yoktu. Elinde olmadan, daha doğrusu titreyen dudakları kendiliğinden Savtiken dedi. Savtiken, sakın Savtiken. Soramıyordu, gerisi gelmiyordu. Kelimeler boğazında donmuş bir urgan gibi dolanıyordu. Çağrı Bey, Tuğrul Bey'den önce anladı Sarı Hoca'nın derdini. Korkma hoca, Savtekin'in yakutlu ile gümüş tekini alıp geride kaldı. Sürüden ne kurtarırlarsa getirecekler. Sarı Hoca o zaman çocukça davrandığını anladı. Kalan sahalardan Savtekin bile olsa ölen sorulmamalıydı. Allah kahretsin beni, ihtiyarlıyorum diye kızdı kendi kendine. Bir anda o 500 yıl birden ihtiyarlamış ve yorulmuş atlıların hepsi birden gülüyor ve kendisiyle zekleniyormuş gibi geldi. Ters ters, korkan yok çağrı diye söylendi. Savtekin'in 9 canlı olduğunu senin kadar bilirim. Sonra yavaşça, geçmiş olsun dedi. Dertlenme, budanmamız lazımdı. Budandık, her ağaç gibi. Yine atların tıksırmasından başka bir şey duyulmaz oldu. Yine atlardan ve insanlardan sıcak buğular çıktı.
Atlar bile neyi düşündüğünü bilmeden düşünüyordu. Arada bir huysuzlanan atlar olmasa karlı düzlük gibi uzayan düşünce bölünmeyecek. Bu sessiz ve soğuk düşünceyi bir de kadın sesi bozdu. Buzlu Ceyhun'un öte yanından sessizce gelmişti. Bir eliyle bir çocuğa, atsıza sıkıca sarılmıştı. Atsızın ninesi kadın anaydı. ''Tuğrul Bey, Tuğrul Bey!'' diye bağırmıştı. ''Daha ne kadar sürecek bu?'' doğrulayıp gelmişti. Boşta kalan eliyle de Tuğrul Bey'in atının dizginlerinden tutmuştu. ''Atının dizginlerini tuttuysan, tuttum diye kocunma Tuğrul Bey. Ben senin anan sayılırım.'' Tuğrul Bey Çağrı Bey'e, Çağrı Bey Sarı Hoca'ya baktı. Sarı Hoca ''Sırasıydı sanki'' diye homurdandı. Kadın ana kızdı. ''Ne sıralı ne sırasız senden sorup da öğrenecek değilim Sarı Hoca'' diye çıkıştı. ''Sen otur kararlı kitaplarında ne yazıyorsa onu belle. Ondan öte gitme. Benim kafamdaki kitabı ben bilirim, senin kitapların bilmez. Hem de ben benim bildiğimce konuşurum.'' Tuğrul Bey gözleriyle Sarı Hoca'ya karşılık vermemesi için işaret etti. ''Konuş ana'' dedi. ''Savtekin görünceye kadar vaktim var.'' Fakat Çağrı Bey araya girdi. ''İzin verirsen atlılar karşıya geçsin.'' dedi. ''Bakarsın Savtekin gecikir.'' Tuğrul Bey uygun gördü. Çağrı Bey atlılara karşıya geçmelerini söyledi. Geçişi düzenlemek için atının başını çevirirken kadın ana Çağrı Bey'e engel oldu. Bu sefer onun atının dizginlerini tutmuştu. ''Dur Çağrı Bey, sen de dur.'' dedi. ''Bir yere gidemezsin. Siz ikiniz bir atın bir çıt kulağı gibisiniz. Lafım zaten ikinize de.'' Alparslan deminden beri atsızla bakışırken bu sefer gözlerini iyice kadın anaya dikti. Kadın ana başladığı gibi yine sordu. ''Daha ne kadar sürecek bu? Ne kadar sürecek?'' Tuğrul Bey'in sesi beklenmeyecek kadar sabırlıydı. ''Ne?'' diye sordu. ''Hangisi kadın ana?'' Kadın ana bu sabırlı sesten şaşırdı daha çok. ''Ne mi? Hangisi mi?'' toparlanmaya çalışıyordu. Birden ''Hangi birisi olsun?'' diye çıkıştı. ''Tuğrul Bey'imiz bir de durmuş hangisi?'' diye mi soruyor bize? ''Bu işte, bu baskın, bu baskınlar, bu dökülen kınık boyunun kanları, bizi bunun için mi getirdin? Yurtsuz yuvatsız bırakmak, oradan oraya süründürmek için mi? Kınık boyunu kırdırmak için mi?'' Çağrı Bey dayanamadı, atının dizginlerini kastı. ''Acı konuştun kadın ana'' dedi. ''Hem erken hem çok acı konuştun.'' Tuğrul Bey'in Çağrı Bey'i susturmasına meydan kalmadan kadın ana daha öfkeli atıldı. ''Bu sıra tatlı konuşulmaz Çağrı Bey'im. Şu sıra tatlı konuşulmaz. Bunu böyle belli. Şu sıra erken de sayılmaz. Geçen baskında gelinim gitti. Daha ötekinde oğlum. Bu seferkinde şunu kurtaracağım diye ne çektiğimi ben bilirim. Bunun sonu neye varacak? Cılız öküzün derisinin gililenmeyeceğini daha belleyemedinizse yazık size.'' Durup soluk aldı. Tuğrul Bey kirpiklerini bile oynatmadan gözlerini kadın anaya dikmişti. Çağrı Bey'in gözleri Ceyhun'un buzunu geçen atlılardaydı ve Sarı Hoca baskın yerinin sağından veya solundan çıkıp sürüyü getirecek olan Savtekin'i gözlüyordu. Alparslan ise gözleriyle durmadan bütün çevreyi ve konuşmaları tarıyordu. Kadın ana Ceyhun'un buzunu geçenleri gösterdi. ''Şunlara bakın.'' dedi. ''Şunlar böyle miydi? Daha bu sabah bu kadar mıydı? Tuğrul Bey'im aç gözlerini. Bizi buranın eşyaları burada yurtlandırmayacak. Geldiğimiz yere dönersek bizi adam yerinden saymazlar.'' Tuğrul Bey yine o sabırlı sesiyle yine kısa konuştu. ''Geldiğimiz yere dönmeyeceğiz ki kadın ana. Ya nereye? Söyle bana Tuğrul Bey'im ya nereye? Ceyhun'un öte yanı geldiğimiz yer değil mi? Hani Çağrı Bey'imi göndermiştin? Hani Bizans mıydı neydi o gittiği yerler? Bal döküp yalanır gibi anlatıyorlardı. O yan bu yan mı şimdi?'' Çağrı Bey dayanamadı. ''Oraya da gidilecek.'' dedi. ''Ne zaman?'' Kadın ananın sesi daha çok öfkeliydi. ''Hani neyinen, neyinen, ne zaman gidilecek Çağrı Bey? Zeklenir gibi konuşma.'' Sarı Hoca'nın sabrı iyice tükenmişti. ''Kadın, kadın!'' diye gürledi. ''Kadınlar konuşmalı dediysek bu kadar da demedik biz. Sen sus Sarı Hoca, sana lafım yok. Ben beylerle konuşuyorum.'' Artık bu kadın çok olmuştu. Sarı Hoca atının karnına vurdu ayaklarını. Fakat Alparslan da aynı anda ''Sarı Hocam, Sarı Hocam, Yakutlu ağabeyim Savtekin amcayla geliyor.'' diye bağırdı.
Alparslan'ın gösterdiği yere baktılar. Görünürde hiçbir şey yoktu. Alparslan şurada, sağ yanımızda işte diye uzakta bir boşluğa doğru parmağını uzatmıştı. Dümdüz bir beyazlıktan, gözü yormaktan başka bir şey göstermiyordu. Fakat az önceki katılaşmış öfke çözülmüştü. Tuğrul Bey daha da yumuşatmak ister gibi, ''Haklısın kadına hadi, bunca yaş yaşadın, ayrıca bizi de seversin, bil ki Çağrı da ben de öyle düşünürüz. Gel gelelim, her şeyin bir vakti var.'' Kadın ana boşalmış olmanın yorgunluğu duyuyordu şimdi. ''İş işten geçmiş olmasın da.'' diye söylendi. Tuğrul Bey kesin ve inandırıcı bir sesle ''Geçmez.'' dedi. ''Korkma, bu baskınlar, bu ölümler seni yıldırmasın. Bilmez misin, demir dövüle dövüle sertleşir. Biz şimdi kalkıp da doğru Bizans sınırına varsak varırız, kimse ünleyemez bizi. Ne dedim? Bizans sınırına varsak dedim. Hemen bir yurt edinsek orada rahat koyacaklar mı bizi? Rahat bırakırlarsa bile biz kolay vardığımız için uyuşur gideriz orada. Kayboluruz. Kaybolmaz mıyız? Ya oraya varmadan kaybolursak? Tuğrul Bey geldiğinden beri ilk defa güldü. Gülüşü de sesi gibi sabırlıydı. Kaybolmayız, korkma. Biz kaybolursak bile çocuklar var. Bak, sen atsızını kurtarmışsın, Sarı Hoca da Alparslan'ımızı. Kadın ana küçümseyerek, aman dedi, onun kurtaracağı onun olsun. Sonra hızla atsızın elini çekip sırtı Sarı Hoca'ya dönük uzaklaştı. Uzaklaşırken de, çocuğun kafasını küllendirecek, asıl ondan kurtaran Alparslan'ı dedi. Ve Alparslan bir kere daha önledi Sarı Hoca'nın öfkesini. Bu sefer de gelmiyor diyemezsin ya Sarı Hocam, göründüler işte diye karşı tarafı gösterdi. Saftekin gerçekten görünmüştü. Fakat kurtarabildiği sürü beklenildiği kadar fazla değildi. İyice yaklaştıkları zaman da hayvanların hem sakat hem cılız hem hasta olanlarının kaldığı görüldü. Kötü, berbat, pis bir akşam yaklaşıyordu. Baskın artığı şu cılız, sakat, hasta sürü gibi, kolu kanadı kırılmış kadınlar gibi, yalnız çocuklar ve yenilmenin kahrından ölecek kadar utançlı erkekler gibi bir akşam, ilk esmerliğini şimdi artık iyice kusan, karları kirli pamuklar gibi atılmış düzlüğe yayıyordu. Bu sürü döküntüsü, bu ilk esmerlik içinde Tuğrul Bey'e de, Çağrı Bey'e de, Sarı Hoca'ya da ilk defa baskında kaybedilenlerin acısını hissettirdi. Sürüden farksız olduklarını anlamışlardı. Derlenip toparlanmak, yıllar yılı mücadele sonunda elde ettikleri baskından önceki güce sahip olmak, aşılması imkansız karlı dağlar gibi üşütücüydü, zordu, karlı dağlarca set setti, kas katıydı.